Bugün 1 Haziran 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Başpehlivan Cengiz Han Şimşek'in 661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı unvanı doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle geri alınmış, altın kemerin finalist Mustafa Taş'a verilmesine karar verilmişti. Cengiz Han Şimşek'in karara itiraz etmesinin ardından Ankara 15. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine sayılı günler kalmasına rağmen 661. Kırkpınar Başpehlivanlığı ile ilgili belirsizlik sürerken konu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Cengiz Han Şimşek mahkemeyi durdurma kararı aldırdı. Durdurma kararı bir şey değiştirmez, karar kesin. Mustafa Taş, başpehlivan olarak bu sene Kırkpınar'a çıkacak ifadelerini kullandı. Bilinen şey Mustafa Taş başpehlivan, Cengiz Han Şimşek cezalı. ...661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengiz Han Şimşek'in Kırkpınar'da güreştiği periyotta cezalı olduğu ortaya çıkmış. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu sporcunun 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetmişti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Cengiz Han Şimşek hakkında son kararını açıklayarak Şimşek'in kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar vermiş. Buna göre Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanı Cengiz Han Şimşek'ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verilmişti. Cengiz Han Şimşek'in karara itiraz etmesinin ardından Ankara 15. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine sayılı günler kalmasına rağmen 661. Kırkpınar'la ilgili belirsizlik devam ederken bugün Edirne'ye gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Ağa Selim, Mustafa Taş'ın 661. Kırkpınar Başpehlivanı unvanıyla dualı çayıra çıkacağını belirtti. Mustafa Taş'ın başpehlivan olmasını engelleyecek bir durum yok. Cengiz Han Şimşek ceza aldı. Bu sene güreşemiyor. Şu anda olan güreşe de güreşemedi biliyorsunuz. 5 tane güreş oluşumda kadar. Yarın gene güreş var. Bugün gene güreş var. Onlar da güreşemiyor. Kırkpınar da güreşemeyecek. Keşke buraya kadar bu olay gelmeseydi. Çok isterdik ama oldu. Güzel bir güreş. Kim yanlış yapmışsa, kim suçu varsa vebal oldu. Ben böyle olmasını istemezdim. Yani en azından bu pehlivanı güreştirmezdiler. Güreştirmeseler daha iyi oldu. Şimdi güreştirdiler, geldi. Mustafa Taş burada Kırkpınar'dan 1-2 ay önce bu sene için burada ödül aldı. Edirne Bey'de kısa bir ödül yapıldı buna. Onda Cengiz Han Şimşek bir durdurma aldı. Mahkemeyi durdurma. Mahkemeyi durdurma demek bir şey değil yani. Orada bir hakim, bir savcı bir karar vermiş mahkeme dursun diye. Savunma yapsın diye. Yöntem bu şeyi değiştirmez. Karar kesin. Şu anda gözüken Mustafa Taş dualı çayıra bayrağı çekmeye çıkacak. Başbelen çıkacak. Tamam. Federasyonun yani kararı. Bugün ya da yarın federasyon başkanı açıklar. Tamam. Açıklaması lazım. O araya seçim girdi. Bilmem ne girdi. Seçimde bir 15 gün değil, süre uzadı falan filan. Zaman biraz geçti ama bilinen bir şey var. Şu bilinen şey Mustafa Taş başpehlivan. Cengiz Han Şimşek cezalı. Cezalı olduğu da şu ana kadar birkaç tane güzel güreş oldu. Onlar da güreşemedi işte. Umuzda güreşleri oldu. Antalya'da ilk üstünde güreşler başladı. Onlar da güreşemedi. Bundan sonra da güreşemedi. Kırkpınar da güreşemeyecek ama bir an önce federasyon açıklaması lazım. Açıklar diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de başladı. Trakya Üniversitesi el meydanına pırıl pırıl kısmetleri eli öpüle. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversiteli pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı. Ayşe Kadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, 662. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, organizasyona katkı veren üniversitelerin rektörleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyon, açılış konuşmalarının yapılmasıyla devam etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu bir hayali gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Yağlı güreş aziz ve büyük Türk milletinin en önemli geleneksel sporlarından en başında gelenidir. Orta Asya'dan çıkan bu kutlu yolculuk Karadeniz üzerinden Avrupa'ya ve akınlarla Anadolu'ya devam etmiş, Türk gibi güçlü sözünü bütün dünyaya söyletmiştir. Bir araştırıcı Türk neden güçlü diye araştırmış ve vardığı sonuç şudur. Türk güreştiği için güçlüdür. Türk'ü güreşten ayırmamak lazım. Türk'ü güreştirmek lazım. Zaten bir savaş sporu olan bizim akıncılarımızın savaş eğitimini anlamına gelen güreş mutlaka üniversiteler tarafından da ele alınmalı, akademik anlamda değerlendirilmelidir. Yağlı güreş özellikle Türk'ün biraz Avrupa topraklarındaki macerasını da anlatır. Bu anlamda da özel ve önemlidir ki Kırkpınar'ın da yapıldığı yer Edirne olması, bizim bu Balkan sevdamızın, bu büyük sevdamızın da bir işaretidir. Bir hayaldi, gerçek oldu. Bugün yapar mıyız dediğimiz şeyi yapıyoruz. Çok mutluyum. Atasporumuz, güreş, bizi biz yapan değerlerden. Burası artık kutsal bir mekan, dualı çayır. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay da gelecek yıl 500'ün üzerinde güreşçinin bu organizasyona katılacağının sözünü verdi. Niyetimiz hayır, inşallah akıbette hayır olur. Gördüğümüz kadarıyla katılım oldukça iyi bu sene. Tabii ki deprem nedeniyle üniversitelerimizin birbirine eğitimde olması bizim spor müsabakalarımıza katılımı yani azalttı. %60 seviyesinde katılım var. Ama ben söz veriyorum inşallah seneye burada yaklaşık 500 üzerinde güreşçiyle burada olacağız. Şimdiden bu sözü size veriyoruz. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyıksa, Edirne'de yağlı güreşin sadece Kırkpınar'la sınırlı olmaması adına bu tür organizasyonların çok anlamlı olduğunu vurguladı. Tabii bu organizasyonun ilk defa yapılması ve ilimizde yapılması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinizde insanlara Edirne diye sorduğunuzda akla gelecek en önemli unsurlardan bir tanesi de muhakkak surette Kırkpınar olacak ve yağlı güreş olacak. Bu bizim şehrimiz açısından, sahip olduğumuz medeniyet açısından, sahip olduğumuz kadim kültür açısından son derece önemli bir şey. Dünyada çok az spor etkinliği var. 662 yıldır devam edebilsin. Biz bu yıl inşallah 662.sini düzenleyeceğiz Kırkpınar'ı şehrimizde. Tabii bir açıdan da aslında bize bir sorumluluk yüklüyor. Malumunuz bizlerin görevi, devletin görevi, bütün milletin görevi hep birlikte sahip olduğumuz bu kültürel zenginliğin, Türk kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi. Yağlı güreşte bu Türk kültürünün içerisindeki en önemli unsurlardan, belki başında gelen unsurlardan biri. Biz sadece spor etkinliğinden bahsetmiyoruz. Yani içinde usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yetişen bir sporcu kültüründen bahsediyoruz. Her boyda belli kültürel aşamaları geçip, ustasına saygıyı öğrenip, mücadele ruhunu öğrenip, baş pehlivanlığa kadar gelen bir yoldan bahsediyoruz. Ağasıyla, cazgırıyla, peşteviyle birçok kültürel değeri içinde barındıran bir kültürden bahsediyoruz. Bunun korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi son derece önem arz ediyor. Belki bizim şehrimiz açısından da kendimizi kontrol etmemiz gereken, belki biraz daha geliştirmemiz gereken hususların başında da Kırkpınar'ın ya da yağlı güreşin sadece Kırkpınar haftasına hapsedilmesi, o hafta içerisinde hatırlanması geliyor gibi benim açımdan böyle değerlendiriyor. Dolayısıyla bizim sadece Kırkpınar haftasında değil, yılın değişik zamanlarında da belki gelen turlarla, belki gelen turizm marketliği çerçevesinde şehrimize gelen misafirlerimize de yılın her günü gösterebileceğimiz, gerek gösteri güreşleri çerçevesinde, gerek bu tür şampiyonalarla, gerek bu tür etkinliklerle yağlı güreşi şehrimize çok daha fazla özdeşleştirmemizin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Bu çerçevede de bugün düzenlenen organizasyonun hakikaten kıymetli ve önemli bir organizasyon olduğunu, yağlı güreşin sadece Edirne için Kırkpınar'dan ibaret olmadığını, bu tür etkinliklerle de bunun alanın her geçen gün genişleyeceğini bir müjdesi olarak görüyorum. Konuşmaların ardından davul zurna ekibinin ritimleri eşliğinde 8 üniversiteden 62 pehlivan kol bağlayarak çayıra çıktı. Tamam, devam edelim.
Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen örtü altı üretim alanlarının revizyonu projesi kamuoyuna tanıtıldı. Programda örtü altı üretim yapan 81 işletmeye sera naylonu dağıtıldı. Burada üreteceğimiz her türlü yaz sebzenin, meyvenin İstanbul pazarında fiyat açısından alıcısını son derece rahat bulabileceğimiz bir avantajımızın olduğunu değerlendiriyoruz ve bunu da yaygınlaştırmak için bu çabaları ortaya koyuyoruz. Bugün de bir örneğini göreceğiz. Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından örtü altı üretimin teşvik edilip yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen örtü altı üretim alanlarının revizyonu projesinin tanıtımı bugün gerçekleştirilen programla yapıldı. Programa Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Beyazıt, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı. Programda konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirnelilerin temel geçim kaynağının büyük bölümünü tarımın oluşturduğunu belirterek, tarımsal hasılanın artırılması gerektiğini belirtti. Tarımsal hasılayı arttırmak için, yani sulu tarımın miktarını arttırmak kadar alternatif tarım ürünleri ve tarım çeşitlerinde yaygınlaştırılması. Bu bağlamda da yine özel idaremiz başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere çeşitli projeler uygulanıyor. Onlardan bir tanesi de bu proje. Bu projede de örtü altı tarımının yaygınlaştırmasını hedefliyoruz. İlimizde biliyorsunuz belirli çapta henüz emekleme aşaması diyebileceğimiz ya da başlangıç aşaması diyebileceğimiz seviyelerdeyiz. Biliyorsunuz İstanbul'un yaz sebzesi, meyvesi büyük oranda Antalya ve Güney Hattı'ndan geliyor. Yaklaşık binlerce kilometre yol kat ederek bu sebze ve meyve İstanbul pazarına giriyor. Günümüz koşullarında maliyeti en çok etkileyen hususlardan bir tanesi de ulaşım maliyeti. Biz doğal olarak çok ciddi bir avantaja sahibiz. Hemen İstanbul'un yanı başındayız. Birkaç saat mesafedeyiz. Burada üreteceğimiz her türlü yaz sebzenin, meyvenin İstanbul pazarında fiyat açısından alıcısını son derece rahat bulabileceğimiz bir avantajımızın olduğunu değerlendiriyoruz ve bunu da yaygınlaştırmak için bu çabaları ortaya koyuyoruz. Bugün de bir örneğini göreceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Beyazıt da projeyle birlikte üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Tabii bu projedeki asıl amacımız bu mevcut üretimimizi kat ve kat arttırmak, daha da ileriye taşımak. Yine aynı şekilde ürünlerimizin verimliliğini ve kalitesini bu projeyle beraber arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında yerinde üretim, yerinde tüketim anlayışı içerisinde bizler özellikle kentimizin, Edirne'mizin sebze ihtiyacını karşılamayı bu projeyle beraber amaçlıyoruz. Projemizden şu an içinde 81 tane üreticimiz, örtü altı işletmemiz faydalanacak ve bu işletmelerimizde şu anda 49 bin metrekare üzerinde alan içerisinde üretim gerçekleştirmekte. Konuşmaların ardından Edirne'de örtü altı üretim yapan 81 işletme temsilcisine sera naylonu dağıtıldı. Benim de kendi manavım var. Artık pazar yerim. Onun için satıyorsun. Hem üretmeye satıyorum. Senin yerine kadar. Yok alalım. 3 metrekare kadar mı var? Kapalı alınmak. 40 dönüm kadar da komple. Evet. Sebze kadar veremem. Yazlık işlik olarak her dönem sebze üretiyoruz. 4 Haziran Pazar günü yapılması planlanan ancak liseye geçiş sınavıyla aynı güne denk geldiği gerekçesiyle ertelenen 8. Uluslararası Edirne Maratonu 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Tekrar arkadaşlarımız, Gençlik Spor Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz, ilgili derneğin yöneticisi arkadaşlarımız, federasyondan yetkililer bir görüşme yaptılar ve tarih olarak 16 Temmuz tarihini belirledik. İnşallah bir aksilik olmazsa 16 Temmuz'da 8. Balkan Maratonu'nu ilimize 16 Temmuz itibariyle gerçekleştirmiş olacağız. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından 4 Haziran Pazar günü yapılması planlanan 8. Uluslararası Edirne Maratonu, liseye geçiş sınavıyla aynı güne denk geldiği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'la beraber basın açıklaması yapan Kulüp Başkanı Önder Akda, maratonun 16 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı. 4 Haziran'da gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Edirne Maratonu, LGS sınavıyla çakıştığı için bir erteleme yaşadık. Şimdi bununla ilgili dün federasyonla, Sayın Valim'le ilgili kurumlarla koordinasyonu sağladık. 16 Temmuz olarak maratonun tarihi güncellendi. Bütün spor severlerle bunu paylaşmak istiyoruz ve 100. yıl coşkusuna yakışır bir şekilde ilimizde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bütün spor severleri Edirne'ye bekliyoruz. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da 16 Temmuz'da gerçekleşecek organizasyona tüm sporcuları ve spor severleri davet etti. Malumlarınız bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı.
Dolayısıyla 100. yılı hak ettiği şekilde kutlayacak, hak ettiği şekilde hatırlatacak ve yeni nesillere de aktaracak etkinlikleri çok önemsiyoruz. İlimiz aslında son derece önemli etkinliklerden bir tanesi de bu Balkan Maratonu. Bu yıl biraz önce Önder Bey de ifade etti. 4 Haziran gibi planlama yapılmıştı. Ancak gözüken o ki liselere geçiş sınavıyla bir çakışma söz konusu. Orada da çocuklarımızın geleceği mevzu bahis olması nedeniyle bir risk almak istemedik. Sınav nedeniyle aynı gün olmasın istedik. Tekrar arkadaşlarımız, Gençlik Spor Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz, ilgili derneğin yöneticisi arkadaşlarımız, federasyondan yetkililer bir görüşme yaptılar ve tarih olarak 16 Temmuz tarihini belirledik. İnşallah bir aksilik olmazsa 16 Temmuz'da 8. Balkan Maratonu'nu ilimize 16 Temmuz itibariyle gerçekleştirmiş olacağız. Ben emeği geçenlere şimdiden hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir yandan ilimizin tanıtımı, bir yandan önemli bir spor organizasyonu, bir yandan da Cumhuriyetimizin 100. yılı çok anlamlı bir organizasyon olacağını düşünüyorum. 16 Temmuz'da tüm sporcularımızı ve spor severlerimizi Edirne'ye beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi 1400 kilometrelik sıla yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya'dan kalkan tren 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne tren garına ulaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan gurbetçiler Almanya'da da pahalılık var. Cennet Türkiye'miz çok güzel. Herkes bizi kıskanıyor ifadelerini kullandılar. Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçiler Türkiye'ye gelmeye başladı. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı tercih etmeyen emekli gurbetçiler arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını otokuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Gurbetçiler ana vatana geldikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Türkiye'mi çok seviyorum. Bizim ülkemiz cennet. Tamam pahalılık mağlık var ama artık onu da es geçelim. Çünkü Almanya da pahalı. Memleketimiz çok güzel. Cennet, herkes bizi kıskanıyor. Ayrıcızın altında olmak mutluluk veriyor bize. Türkiye önce bir vatan hasreti çekiyor insan. Vatan hasretliğini çekiyoruz. Memleketimize geldik, ruhumuz, içimiz açıldı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Uşak Faslı ve Solo Şarkılar konseriyle muhteşem bir geceye imza attı. Geceye katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koroya teşekkür ederek, Edirne'mizde halkımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz dedi. Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Uşak Faslı ve Solo Şarkılarını seslendirdiği konseriyle bir kez daha Edirnelilerle buluştu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konseri sanatseverlerle birlikte dinledi. Gürkan sanatseverleri, ücretsiz sahne elenen tüm oyunlara ve konserlere davet etti. Gürkan, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarımızda halkımızı sanatla, müzikle buluşturmaya devam ediyoruz. Halkımız bunaldı, gençlerimiz bunaldı. Seçim süreci hepimizi yordu. Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarımızda bunun için var. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözüyle, en zor şartlar altında kalsak bile müzikten ve sanattan uzak kalmayan bir hayat kurmamız konusunda bize yol gösterici olmuştur. İşte bu nedenle hizmete kazandırdığımız Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarımızda birçok konsere ve tiyatroya, kısacası sanatın her dalına ev sahipliği yapmaya, halkımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızla birlikte keyifli konserler, tiyatrolar, etkinlikler izleyeceğiz. Ücretsiz gerçekleştireceğimiz tüm etkinliklerimize halkımızı tekrar davet ediyor. Konseri gerçekleştiren Türk Sanat Müziği Korosu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Gürkan, konser bitimi koro şefleri Ebru Gövez Balkan ve Seven Sansı'ya tebrik çiçeği takdim ederek teşekkürlerini iletti. Edirne Uzunköprü Karayolu üzerinde seyir halinde olan tırın dorsesi alev aldı. Sürücü canını son anda kurtarırken tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Edirne Uzunköprü Karayolu üzerinde Kırca Salih Beldesi yakınlarında seyir halinde olan bir tırın dorsesi aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek canını son anda kurtarırken tırın dorsesi alev alev yandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken Edirne Uzunköprü Karayolu'nda trafik yaklaşık 45 dakika boyunca tek şeritten devam etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol tekrar normal akışına döndü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edirne 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki araç arasından geçmeye çalışırken öndeki aracın durması sonucu otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleriyle vatandaşlar yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert ortalama 7 liradan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 10 lira 69 kuruş, en yüksek 11 lira 39 kuruş, ortalama 11 liradan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 109 lira 80 kuruş, en yüksek 150 lira 40 kuruş, ortalama 130 lira 93 kuruş. Düve en düşük 102 lira, en yüksek 133 lira 60 kuruş, ortalama 122 lira 36 kuruş. İnek en düşük 85 lira, en yüksek 132 lira 40 kuruş, ortalama 103 lira 2 kuruş. Koyun en düşük 50 lira, en yüksek 77 lira, ortalama 70 lira 12 kuruş. Süt kuzusu en düşük 86 lira, en yüksek 115 lira 50 kuruş, ortalama 98 lira 48 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 29 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Çavuşbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No 342 Taksim 8'deki Şifa Eczanesi. Şükrüpaşa Mahallesi Profesör Ömer Lütfü Berkan Caddesi No 1'deki Rukiye Kantar Eczanesi. Serbest piyasada dolar 20 lira 80 kuruştan, euro 22 lira 47 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1316 lira 11 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 4960 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.